Evet arkadaşlar, bu videonun linkini size yine yorumlar kısmında paylaşacağım. Hesap kurtarma adımlarını tamamlama ipuçları. Eğer hesabınızı kurtaramıyorsanız nasıl tamamlarsınız? Onu okuyayım şimdi size. 1. Hesap kurtarma sayfasına gidin ki bunu yorumlarda paylaşacağım. Adımları tamamlarken aşağıdaki ipuçları mümkün olduğunca çok kullanın. Açıklanan soruları cevaplayın elinizden geldiği kadar. Mümkün olduğunca çok soruya yanıt verin. Ve kurtarmak istediğiniz hesabı daha önce hangi telefondan ya da cihazdan kullanıyorsanız yine o cihazdan giriş yapın. Yani tanıdık bir cihaz kullanın. Sık oturum açtığınız bir bilgisayar, telefon veya tableti kullanın. Genellikle kullandığınız tarayıcı Chrome veya Safari gibi kullanın. Ev veya iş gibi genellikle oturum açtığınız bir konumdan oturum açın. Şifreler ve güvenlik sorularının yanıtlarında kesin olun. Ayrıntılar önemlidir. Bu yüzden yazım hatalarından kaçının ve büyük küçük harf kullanımına özen gösterin. Hatırladığınız son şifre sorulursa hatırladığınız en son şifreyi girin. Son şifreyi hatırlamıyorsanız hatırladığınız önceki bir şifreyi kullanın. Güvenlik sorularını yanıtlayın. Hesabınıza bağlı bir e-posta girin. Hemen kontrol edebileceğiniz bir e-posta adresi girmeniz istenirse hesabınıza eklediğiniz bir tanesini girin. Kurtarma e-posta adresi, alternatif e-posta adresi, faydalı ayrıntılar ekleyin. Hesabınıza neden erişemediğiniz sorulursa faydalı ayrıntılar belirtin. Seyahattir, hata mesajıdır, kötü amaçlı yazılım, şifreniz geçen hafta değiştirilmiş olabilir. Şimdi hatırlamıyorsunuzdur. Spam klasöründe mesaj olmadığını kontrol edin. Bu linki yorumlarda paylaşacağım. Buradan denilenleri aynen yapın. Hesabınızı kurtarın arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.